Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağan Avcı. Takipçilerimin yoğun isteği üzerine seralardaki ısıtma sistemi üzerine bir video çekmek istiyorum. İleride daha ayrıntılı video çekeceğim ama hem serada göstererek ama bugün sadece katı yakıt kazanını anlatacağım size. Arkadaşlar katı yakıt kazanı seçerken mutlaka otomatik beslemeli kazan seçmenizde fayda var. Isı dengenizi sağlamanıza yardımcı olur arkadaşlar. Sadece siz kömürünüzü koyarsınız ve o kömürü koyduktan sonra geçersiniz. İçerideki ısıya göre kendisi otomatik yakar. Kendisi içeriği istediğiniz seviyeye getirir. Kendisi tekrardan kapatır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben bu kazanı aldım ama ne yakıyor? Nasıl yakıyor? Ve bize ne kadar bir maliyet olur. Bugün size kış aylarında vazgeçilmez doğalgazın olmadığı, elektriğin sıkıntılı olduğu yerlerde kullanılan otomatik beslemeli katı yakıt sobamızı tanıtacağım. Tabii beni izleyenler bilir ya da seracılıkla ya da kanatlı yetiştiriciyle uğraşanlar bilir. Bu sobalarla iç içedir. Ama YouTube'da biraz dolaştım. Bu sobaların nasıl yakmakla ilgili, nasıl yakacağımızla, nasıl verim alacağımızla ilgili çok fazla bir bilgi alamadım maalesef. Ama arkadaşlar eğer bir sera kuruyorsanız ve serada da sürekli yılda 10 ya da 20'nin üzerinde donla karşılaşıyorsanız arkadaşlar bu tarz bir soba yatırımı yapmanız bence önemli. Çünkü görmüş olduğunuz gibi, yani daha doğrusu duymuş olduğunuz gibi otomatik bir şekilde besleme yaptı. Burada arkadaşlar besleme programını ben hazırladım. Yaklaşık 150 saniyede bir 2 saniye içeriye yakıt alıyor. Bunu nasıl yaptım diye düşünenler olursa, hesapladım diye düşünenler olursa arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle 120 saniye bekleme, 3 saniye besleme yaptım. Baktım biraz çiğ atıyor. Ve sıcaklık da çok yüksek oluyor. Benim istediğim derece 50 ile 45 arası su sıcaklığı arkadaşlar. Baktım 51, 52, 53'e doğru çıkıyor. Sonra 2 saniye besleme, 120 saniye bekleme yaptım. Bu sefer de 50'lerde stabil oldu. Ben 24 saat yakıyorum sürekli. 360 metrekare bir evimiz var. Sonra arkadaşlar ben bunu sürekli 24 saat yaktığım için ister istemez içeride bir sıcaklık bayağı bir arttı. Hal böyle olunca ben bunu daha stabil bir hale getirdim. 150 saniye bekleme, 2 saniye besleme ile arkadaşlar yaklaşık 24 saatte 20 kilogram fındık kömürü yakar hale getirerek aynı zamanda da içerinin ısısını daha stabil hale getirdim ve bunaltmayacak şekilde daha yaşanılır bir hale getirdim. Evimizin arkadaşlar yalıtımlı bir evdir. Straforla yalıtımlı değil. İnce ve kaba sıva içeriden ve dışarıdan ince ve kaba sıva yapılmış. 360 metrekare yalıtımlı ev için 11 metrenin üstünde peteği olan bir ev için gayet ideal bir ısınma sistemi oldu. Arkadaşlar ilk önce ayarlayacağımız şey şurada görmüş olduğunuz gibi. Bakın ekranda bakın. Yakıt verme. Bastık 2 saniye. Sonra yukarıda yakıt bekleme 150 saniye. Sıcaklık arkadaşlar ben istenilen su ısını 70 ayarladım. Fan 3 hızlı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz bunların hepsini ayarladık. Ayarladıktan sonra arkadaşlar buradan fanımızı açıyoruz. Buradan yakıt beslemeyi açıyoruz. Artık hiçbir şekilde bir şeye ihtiyacımız yok. Arkadaşlar biz şu an kömürün tonunu 1500 liraya alıyoruz. Tabii bu Rus kömürü, ithal kömür. Bunun aynı kaloride olup başka markada olanlar da var. Onlar da 1100 lira civarlarında. Biz böyle bizim kömürcümüz bunu getirdiği için biz bunu alıyoruz. Kömürü nasıl koyacağız onu anlatacağım.
Şöyle ızgaramız üst tarafta. Kömürü kaldırdık, koyduk arkadaşlar. Nakit bıçağıyla. Bu şekilde. Birdenbire boşaltmayın. Çünkü taşıyor. Elbide üstünüz çok kirleniyor. Bu şekilde. Bu işlemi yaparken maske takın. Ben şimdi sizinle rahat konuşabilmek için böyle yapıyorum. Maske takarsanız kömür tozundan ve dumandan etkilenmeniz az olur. En pis kısmı iş bittikten sonra burnunuzun içi simsiyah oluyor. Gördüğünüz gibi tertemiz. Kapatıyorsunuz ve işlem bitiyor. Bu kazanın günlük yapmanız gereken, haftalık yapmanız gereken, aynı zamanda aylık yapmanız gereken bakımları var arkadaşlar. Burada da günlük yapmanız gereken arkadaşlar, altta şurada görmüş olduğunuz kül haznesi. Bunu günlük 24 saatte bir dökerseniz iyi olur arkadaşlar. Haftalık olarak arkadaşlar, burada bacalar var. Bunların içerisine harbi çekmeniz gerekiyor. Şöyle bir harbimiz var. Böyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Aylık olarak da arkadaşlar, şu bacanın hemen alt kısmında bir kurum haznesi var. Buradaki kelebek vidaları sökerek kurumu temizleyebilirsiniz. Oradan yapmanız gerekiyor. Ayda bir de arkadaşlar kömür besleme kazanının şurada bir rediktör helezon gidişi var. Burası da besleme yeri. Burada şu şekilde büyük kömürleri almayacak şekilde tasarlanmış. Rediktörlü motor helezonla içeriye kömür taşımakta. Şimdi bir mekanik olarak göstereyim, bir besleme yapayım size. Bakın. Alttan şu şekilde yeni kömür geldiği zaman arkadaşlar yanlardan küller dökülecek. Mutlaka düzenli olarak bunun temizliğini yapın arkadaşlar. Kül açma haznesinin içerisinde rediktörün helezonunun geldiği kömürün yanma odasına geldiği alan. Burada helezonla gelen kömür tozlarının birikmesiyle oluşan kanıklık meydana gelebilir zamanla. Onun için yandaki vidaları sökerek ayda bir buradaki tozları temizlemenizde fayda var. Ondan dolayı oraya da bir bakmanız gerekiyor. Başka türlü arkadaşlar bu makinenin elektrik kesintisine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de motor arkadaşlar birdenbire devreye girdiği zaman ister istemez motorlar ilk kalkışta üstüne çok fazla akım çektiği için arkadaşlar bir voltaj düşüşü sağlıyor. Bunu fırlasanlarda lambalarda hissedersiniz. Onun için de elektrik beslemenizin de sağlam olmasında fayda var. Bir de bir sirkülasyon pompası var arkadaşlar. Bu sirkülasyon pompası ıslak rotor dediğimiz pompadır. Kombilerin içerisinde de bu vardır. Kombilerdeki sıcak suyu da bu devir daim yapar arkadaşlar. Sistemde tesisatta sistemde bu motor sayesinde devir daim yapılır. Sisteminizi çok rahat bir şekilde döndürür arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz vanaydan kazanınızın havasını alabilirsiniz. Ya da su doldurabilirsiniz. Şimdi programı nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Bakın şurada ilk önce şunların hepsini bir ofkuluma getireyim. Arkadaşlar ilk önce ayarlayacağımız şey şurada görmüş olduğunuz gibi. Bakın ekranda bakın. Yakıt verme.
Bastık. 2 saniye. Besleme yapayım size. Bakın. Alttan şu şekilde yeni kömür geldiği zaman arkadaşlar yanlardan küller dökülecek. Sonra yukarıda yakıt bekleme 150 saniye. Sıcaklık arkadaşlar ben istenilen su ısısını 70 ayarladım. Fan 3 hızlı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi klepesi kapalı arkadaşlar. Tam açık değil. Tam açarsanız çok fazla hava çekeceğinden dolayı çok hızlı bir şekilde kömürü yakacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz bunların hepsini ayarladık. Ayarladıktan sonra arkadaşlar buradan fanımızı açıyoruz. Buradan yakıt beslemeyi açıyoruz. Artık hiçbir şekilde bir şeye ihtiyacımız yok. Buradan buradaki saniyeyi nasıl ayarlıyoruz dersek arkadaşlar basıyoruz mesela yakıt bekleme. Şuradan gayet basit ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde yakıt verme. Yine aynı şekilde 1 saniye, 2 saniye. Fan, sıcaklık. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi. Fan, yine aynı şekilde yukarı aşağı. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar ve sıcaklığımız 46 derecede stabil oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.